Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir pudra rengi ipim var. Bununla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları yani çift sayıda olması gerekiyor. İlmeklerimizi bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım ilmeklerimizi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Şu anda şişimde 20 ilmeğim var. Evet, 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Ben lastiksiz başladım arkadaşlar. Şöyle lastiksiz kuracağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Şu şekilde birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İki sırayı bu şekilde tamamlayalım. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak ilmeklerimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde bir kez doluyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra şu şekilde bir kez şişime ipimi doladım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir sonrakini ters ördüm. Yani bir düz bir ters ördüm. Şu doladığım ilmeği alarak şu şekilde aldım. Bu iki ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Bir kez doladım ama dolamamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıradaki ilmeğim düz bir sonraki ters olarak ördüm. Daha sonra bu ilmeğimi alarak iki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir ilmek doladım, bir ilmek düz ördüm, bir ilmek ters ördüm. Şişime doladığım ilmeğimi de iki ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Üçüncü sıra an yüzünde bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar Evet bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Doladığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım. Bir düz, bir ters. Doladığım ilmeği de tekrar aldım ve ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Son iki ilmeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaparak tamamladık. Sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kolay bir model. Şöyle ipimizi tellendirmeden alalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Doladığım ilmeği alarak şu şekilde aldım. Ördüm. Diğer iki ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters doladığım ilmeği de alarak ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım aynı üçüncü sırada yaptığımız gibi aynı şekilde yapıyoruz kaydırma yok yani bir ilmek doladım bir ilmek düz ördüm bir ilmek ters ördüm doladığım ilmeği alarak iki ilmeğin üzerinden geçirdim bıraktım bir ilmek doladım bir düz bir ters doladığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Beşinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. model çok kolay yapımı da oldukça zevkli bir düz bir ters arada doladığımı da ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım bir düz bir ters son iki ilmeğimi de o şekilde ördüm ve üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Aynı üçüncü sırada yaptığımızın tekrarını yaptık. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli bu şekilde bir kez kurmuş olduk. Tekrar arada iki sıra ön yüzünde düz olacak şekilde yapıyoruz. Yani birinci sıra ve ikinci sırayı o şekilde oluşturalım. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. kenar ilmeğimi dördüm. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Evet modeli bir kez kurmuş olduk. Altı sıradan oluşan bir modelimiz. Şimdi bir kez daha kurmak istersek modeli ön yüzünde düz arka yüzünde ters daha sonra şu işlemleri yapacağız. Herhalde anlatmama gerek yok. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Birinci sıradan başlayıp modeli tekrar kuracağız. Ben çekim öncesi şöyle bir parça hazırlamıştım. Şöyle göstereyim. Bakın şurada uyguladığımız modeli yaptık. Ben tabi bunu lastik üzerine başladım. Şöyle hazır lastik uyguladım bu modele. Bunu da beraber yaptık. Bu lastiği de isterseniz çekimini yapabilirim arkadaşlar. Onu da tekrar video oluşturabilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz bu lastiğin de anlatımını istiyorsanız. Şöyle yelek gibi düşünün bunu. Bir ön parçasını başladım. Bu şekilde uygulanacak kenar patını. Örnek olarak da bunu göstermek istedim. Dediğim gibi isterseniz bunun anlatımını da yapabilirim. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın, güzel temiz bir görüntüsü var. Şöyle, evet. Bugünkü modelimizde boyduk. Oldukça kolay, güzel, gösterişli, her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Bu lastikle de bence çok yakıştı. Şöyle. Sizlerde nelerde uygulayacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.